Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Kıymetli izleyicilerimiz, kıymetli talebelerimiz, sevgili arkadaşlarımız, dostlarımız. Canlı yayın Elifba derslerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbimize şükürler olsun. Bugünkü dersle birlikte 5 haftayı geride bırakmış oluyoruz. Şükürler olsun. Elhamdülillah, elif harfini tarif ederken elma resmi çizmiştik. O günden bugüne kadar bayağı mesafe kat ettik. Şükürler olsun. Sizler de gayret ettiniz, çalıştınız, başardınız elhamdülillah. Bugün ve bundan sonraki birkaç gün inşallah derslerimizin ilk 10 dakikasını yine özetlere ayırmak istiyoruz. Çünkü gerçekten Kur'an-ı Kerim o kadar kolay ki ben buna her zerremle, tüm kalbimle inanıyorum. Şu 10 dakika özeti takip eden bir insan, harfleri tanıdıktan sonra, inanın Kur'an'a geçmesi mümkün değil yani. Mümkün değil yani. İlla Kur'an'a geçer yani. Çok basit çünkü. Hemen hemen kuralların hepsi birbirine çok benziyor. Dolayısıyla biz Perşembe gününe kadar, Perşembe günü çekiliş yapma ihtimalimiz kuvvetli gözüküyor. Çünkü sizden gelen istekler doğrultusunda, oraya akıyor iş. Tabii bugün yarın da belli edecek. Referandum yapıyoruz demiştik. O konuya sonra gireriz inşallah. İnşallah arkadaşlar her gün ilk 10 dakikamızı özete ayıracağız inşallah. Ondan sonra yavaş yavaş alıştırmalardan başlayacağız. Dün alıştırmalar yapmıştık. Sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin yani Fatiha suresini okumuştuk. Bugün yine inşallah bakalım alıştırmalardan devam edeceğiz. Arkadaşlar derslerimiz hediyeli biliyorsunuz. 10 tane bisiklet hediye ediyoruz arkadaşlar. Rabbim muhafaza etsin. Alanlar güle güle kullansınlar inşallah. Siz bisiklet için ders öğrenmediniz. Ama siz öğrendiniz diye biz size bisiklet ikram ettik. Allah'ımızın ikramı olarak kabul edin inşallah. Biz size teşekkür ediyoruz. Geri kalan 19 harfimize biliyorsun 29 harfin tamamını hediye demiştik. İlk 10 harfe bisikleti ayarladık. Ondan sonraki 19 tane hediyemiz. Biraz çapı düşük olabilir ama kabul buyurun. Çam sakızı çoban armağanı. Çünkü tablet vermeyi düşündük, drone vermeyi düşündük. Bunların sevkiyatında sıkıntı olduğu için, sen koliyi açtığın zaman kırık bir şeyle karşılaşma ihtimali yüksek olduğu için bunlardan vazgeçtik. İşte uzaktan kumanda gibi, legolar gibi şeyler inşallah vermeye çalışacağız. Her harfimize irili ufaklı bir şeyler vermeye çalışacağız. Ne yapacaksınız katılmak için? Adınızı, soyadınızı, yaşınızı ve şehrinizi inşallah altta gözüken şu andaki numaraya atın. Benim kendi numaramdır. Ben kendim bizzat liste tutuyorum. Allah nasip ederse çekilişte kimlere çıkarsa biz buradan kendilerine kargo ile göndereceğiz. Rabbim hepimizi muhafaza eylesin. Demiştik ki 29 kişi kazanacak, diğerleri üzülecek. Çekilişi bayramdan sonra yapalım diye gelmişti benim gönlüme. Dünkü derste ben sizinle bunu paylaştım. Referandum yapalım dedim. Siz ne diyorsanız onu yapalım gibi. Şu anda bayramdan önce çekiliş yapalım diyenlerin oranı daha yüksek. Fark da var bayağı ama tabii bu birkaç gün sonra biraz daha netleşir. Bayramdan sonra yapalım diyenler de var. Hatta hiç kimse öyle insanlar var ki hiç kimin kazandığı önemli değil. Maksat kazanan Kur'an öğrenen olsun diye yazanlar da var. İnşallah bakalım birkaç gün içerisinde bu belli olur. Yarın dersimiz yok, izinliyiz. Pazartesi, salı, çarşamba yine full ders yapacağız. Eğer Perşembe günü yani bayramdan önce çekiliş yapalım ağırlık basarsa telefonlarımızdaki mesajlardan Perşembe günü sadece çekiliş yaparız. Ufak bir vedalaşmayla siz yolunuza, biz yolumuza. Ancak dün bir izleyicimiz dedi ki hocam dedi bu dersleri biliyorsunuz YouTube kanalı açtık. Orada sembolik de olsa bir takipçimiz oluştu 200 küsür tane. Bu derslerin hepsi orada olacak. 15 tanesi kondu. 35 ders olacak. 20 tane daha inşallah gün içerisinde Yunus kardeşimiz inşallah ilgilenecek, koyacak. Ancak orada biz size ne sunuyorsak onu dinleyeceksiniz. Yani buradaki dersleri oradan izleyeceksiniz. Veya ondan sonraki günlerde biz kısa kısa dersler yapacağız gene. Sadece mesela 1 dakikalık video yapacağım. Elif Lem B'yi göstereceğim. Başka bir gün B, T'yi göstereceğiz. Orada onları izleme şansınız olacak. Ama dün bana bir mesaj geldi bir arkadaşımızdan. Sizden yine birisi dedi ki hocam Instagram'dan dedi canlı yayında ders yapalım dedi. Ben olayın şeklinin nasıl olduğunu bilmiyordum. İnşallah dedim. Geçiştirdim onu tabiri caizse. Arkadaşlarıma sordum. Instagram'dan canlı yayın bölümü var. Oraya biz tıkladığımız anda derse başlıyoruz. Ya da birkaç dakikada bekliyormuşuz tabii izleyicinin toparlanmasını. Orada aynı burada olduğu gibi. Canlı yayın. Sadece farkı
Şimdi burada televizyondayız. Bütün dünya izliyor bizi. Yani kanala basan, bu kanal televizyonun ayarlı olan herkes bizi izliyor. Orada abone olanlar izleyebilecek. Orada abone sayısı çoğalırsa tabii daha çok insanların Kur'an öğrenme imkanı olacak. Bunu da düşünüyorum inşallah arkadaşlar. Yani Elif Bağ derslerini canlı yayın Instagram'dan, belki diğer sosyal medya mecralarından yapma durumumuz olabilir. Dünkü gelen mesajdan sonra bunu da değerlendirmeye aldık. Allah hepinizden razı olsun. Arkadaşlar, abdestleri aldınız, başörtüleri taktınız, takkelerini taktınız. Şu anda Yusuf hocanızı dinliyorsunuz. Rabbim hepinizden razı olsun. Sevgili genç arkadaşlarım benim. 5 hafta boyunca Yusuf hocaya kahrını çekmek kolay değil. Lütfettiniz. Allah razı olsun. Ama inanın ben samimi olarak her şeyi anlattım. Dedik ya dünyalık bir beklentimiz yok. Manevi bir beklentimiz yok. Sırf Allah rızası. Rabbimiz memnun olsun. Ondan sonra ikramlar zaten gelir. Hem dünyevi hem ukravi gelir. Ama biz dünyevi ve ukravi beklenti içinde olmadığımızı beyan etmeye çalışıyoruz. Aynı sizin gibi inşallah. Rabbim hepinizden razı olsun arkadaşlar. Gerçekten ben çok mutlu oluyorum bu derslerle. Bir kişinin daha Kur'an öğrenmesi. Düşünsene dünyada 7 milyar insan var. Net söylüyorum 6 milyarı Kur'an bilmiyor. 8 milyar belki de nüfusumuz var. Doğru. Bu 1 milyarın da bildiğinden şüpheliyim. Yani biz ne kadar elit bir tabakaya giriyoruz yani Kur'an öğrenerek. Kur'an Rabbimizin kelamıdır. Kur'an dünyada ahireti kazanılacak rehberdir. Kullanma kılavuzudur. Hem dünyamızı hem ahiretimizi abad edecek olan kitaptır. Yazarı çok büyük. Ulaştıranı çok büyük. Kıymet bilmek lazım arkadaşlar. Sizler şu anda bu Kur'an'ımızın, Peygamberimizin ve Rabbimizin kıymetini bilenlerdensiniz inşallah. Rabbim tamamı neredesin? Son nefesimizi verene kadar Kur'an'la yaşayıp, Kur'an'la yaşatmayı hepimize ikram eylesin dedik ve dersimize başladık. Arkadaşlar, ben normalde konuşkan biri değilim. Samimi söylüyorum. Ben genelde dinlerim. O özelliğim daha yüksektir. Ama ne oluyorsa bana şu kameranın karşısına geçince içimden konuşmaya ihtiyacı geliyor yani. Sizin o verdiğiniz bana gençlik enerjisi olabilir yani. Beni bağışlayın lütfen. Evet bakın 10 dakikamız geçmiş bile. Arkadaşlar tekrar yapalım. Sonra alıştırmaları yapacağız inşallah. Bugün günlerden cumartesi. Evet. Arkadaşlar başlıyorum. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için bize 29 tane harf lazım. Kur'an-ı Kerim bu 29 harften ibarettir. Kur'an'ın tamamı. Bu harfler bazen hareke gelecek, bazen sabit duracak, bazen uzatılacak. Onları görüyoruz şu anda. Ve başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim öğrenmek için bize lazım olan harflerin sayısı 29 tanedir. Bu harflerimizin 19 tanesi ince harftir, 10 tanesi kalın harftir. Nasıl ki Türkçe'de ünlü ünsüzler var, 8 tane ünlü var, 21 tane ünsüz var dedik ya, aynı kural Arap alfabesinde de geçerli. 10 tane kalın harfimiz var. Çok önemli burası arkadaşlar. Bütün binayı şu söylediğim kalıp üzerine kuracağız çünkü. 10 tane kalın var, 19 tane ince harfimiz var. Tarif ederken de hep kalınlar inceler, kalınlar inceler diye bahsedeceğim. Lütfen bu 29 harfi tanıyın. Allah'ın izniyle şu dakikadan sonra anlatacaklarımla beraber Kur'an okuyacaksınız. Eğer bu saatten sonra, şu uyarılardan sonra da öğrenemezseniz vebal bizden gider. Ama inşallah öğrenirsiniz. Bu harflerimiz arkadaşlar 19 ince 10 tane kalın harf demiştik. Bu harflerimizin üzerlerinde veya altında bazı şekiller, noktalamalar olmalı ki Kur'an okuyabilelim. Ve bunların zaman zaman işte birkaç dakika sonra bağlantılı hallerini de göstereceğiz. Harflerin hepsi ayrı ayrı olmayacak. Harfler birbirine bağlanacak ki Kur'an-ı Kerim binlerce sayfadan 600 sayfaya bu şekilde düşmüş. Birbirine bağlantılı olacak. Eğer öyle olmasaydı böyle devasa bir kitap olurdu yani. O yüzden biz şimdi o bağlantıları görmeye çalışıyoruz. Bu harflerin arkadaşlar okunabilmesi için hareketler gerekiyor. Şimdi o hareketlerle başlayalım. İlk harekemiz üstün. Harfin üzerine tek çizgi halinde gelen idi. Ekranı değiştirelim arkadaşlar, üstüne alalım. Bu hareke ince harflerin üzerine geldiği zaman E sesiyle okutur. Kalın harflerin üstüne geldiği zaman A sesiyle okutur. Aynı Türkçedeki misal burada geçerli. Dedik ya inceler kalınlar önemli. Üstün ince harflerin üzerinde E sesiyle okutur. Kalın harflerde A sesiyle okutur. Bakın ince harf B, T. İlk harften sonraki takıya bakın. Hep ince E gelmiş. B, T, S, C şeklinde gelmiş. Kalınlarda arkadaşlar A sesi alacak. Ha, ha. Ondan sonra Ra,
sa, za şeklinde. Geçiyorum. İkinci hareketimiz arkadaşlar esre. Esre yazılış olarak üstünle aynı, tek farkı aşağıda olması. Esre ince harflerde i sesiyle okutur, kalın harflerde ı sesiyle okutur dedik. Daha sonra da dedik ki buna yarım y şeklinde koyun kalınlarda. Yani direkt s şeklinde değil de si şeklinde. Si. Biraz yumuşatarak okuyalım demiştik inşallah. Evet, alalım çubuğumuzu. Evet arkadaşlar, esri alalım. Reji uyuyor mu? Esri arkadaşlar ikinci kuralımız. Esri harflerin altına yazılır. İncelerde i sesiyle okutur, kalınlarda ı sesiyle okutur. İnce harfimize gelmiş bi. İnce harfimize gelmiş ti. İnce harfe gelmiş fi. Bu kadar basit. Kalınlardan verelim. Sı. Sı dedik ya. Sonra y koyalım dedik. Yarım y. Sı değil. Tam y koyarsan çekecek yapmış olursun. Sı. Kısa kısa. Zı. Tı şeklinde okuyoruz. Üçüncü harekemiz arkadaşlar. Ötre. Ötre de üstün gibi harfin üzerine yazılır. Lakin bunun yazılışı vava ya da Türkçedeki dokuza benzer. Bu harekemiz ise kalınlarda u sesiyle okutur, incelerde ü sesiyle okutur. Tamam mı arkadaşlar? İncelerde ü, kalınlarda u sesiyle okutur. Şu anda tarif ettiklerim ne? Hareke. Bu harflerde hareke yoksa bunlar sabit harftir. Bunların hareketlenmesi için bakın hareket diyoruz. Türkçede hareket var ya. Bu şekilde bu harfleri, harflerin de hareketlenmesi için hareke lazımdır. Biz şu anda onları görüyoruz. Ötre alalım arkadaşlar. Ötre ince harflerde ü, kalın harflerde u. İnce harfe geldiği zaman b harfine mesela bü şeklinde okuyacağız gördüğünüz gibi. İnce harfe gelmiş tü, ince harfte fü. Şemanın tamamını söylemiyorum arkadaşlar bu özet olduğu için. Bunları tek tek işledik biliyorsunuz. Kalın harflere gelelim. Kalın harfte u takısı alacak. U. Su. Vu. U. Ya da vu. Tamam. İncelerde ü, kalınlarda u sesiyle okutuyor. Geçiyorum arkadaşlar diğer kuralımıza. Şimdi bunlar neydi? Üstün, esre, ötre. Bunların bir de iki üstün, iki esre, iki ötre olanları var. Bunların da bu iki üstün, iki esre, iki ötrenin bunlardan tek farkı okunuşta n harfini koyacaksınız. N. Mesela b harfine üstünken ne diyorduk? B diyorduk. İki üstün gelmiş şimdi ekranda ben olacak. Kalınlarda ban olacak. Kural yine geçerli. İncelerde e sesi, kalınlarda a sesi demiştik ya. O geçerli ama iki üstünde sonuna n koyarak okuyacaksın sadece. Bakın arkadaşlar, şuradan misal verelim. Buyurun. Ben. İki üstünde genelde arkadaşlar elifle beraber yazılır. Bu durak olduğu zaman farklı bir şekilde duracağız. Onu alıştırmalarda da göstereceğiz. Dedik ya, her detayı tek tek anlatmaya gayret etmedik. Çünkü elmanın e'sinden başlayan insanlara tecvidin bazı kurallarını, Kur'an-ı Kerim'in bazı kurallarını anlatmayı doğru bulmadım. Zamanla inşallah bunlar daha kaliteli bir şekilde oturur. Evet, iki üstüne ne dedik? Üstünden tek farkı B yerine ben diyorsun. Ten, sen, cen. İncelerde böyle. Kalınlarda kural neydi? A sesiyle okutuyorduk. Yine aynı okuyuş yapacağız. Han, han, san, lan, tan, van. Tamam. N takısı aldı. Geçiyoruz. Aynı tarif iki esre için geçerli. İki esre de incelerde ın sesiyle okutacağız. İn, tamam mı? Söylemiştik ya. Özür dilerim. İncelerde in sesiyle, kalınlarda in sesiyle okuyacağız. Değiştirelim arkadaşlar. Bakın. İncelerde direkt in. Kalınlarda bir yarım y koyuyorduk. Bin, tin, fin, cin. İki üstün, iki esre, iki ötrenin tarifi hepsi aynı. Ötre, esre, ötrenin tek farkı sonuna n koyuyorsunuz. Kalınlara geçiyoruz. Sin, lin, tin. Şu tek olsaydı sı diyecektiniz. Esre olsaydı sı diyecektiniz. Şimdi kaldırdın. İki esreli oldu. Sin. Sonuna ne ekledik yani. Alalım ötreyi. Ötrenin tarifi de aynı arkadaşlar. İnce, ötre normal ötrede yani tek ötrede diyelim. İncelerde ü, kalınlarda u sesi vardı. İki ötre olunca ün, un oldu. Sonlarına yine tenvin diyoruz. Bakın. İki üstün, iki esre, şu anda gördüğünüz iki ötrenin tamamını tenvin diyoruz. Yani tenvinlerde
Sonuna bir tane N harfi ekliyoruz arkadaşlar. Alalım. Bün, tün, fün, cün. Eğer ötürü olsaydı bü, tü, fü, cü diyecektik. İki ötürü olmuş. Bün, tün, fün, cün dedik. İnce harflerde. Kalınlarda sun, okunuş yine aynı. Sadece kalın. Zun, tun, zun şeklinde okuyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi başka nerede kaldık? Cizim vardı. Cizim şedde vardı arkadaşlar. Cizim şeddeyi alalım. Cizim harfin üzerine gelirse yuvarlak bir işaret olarak gelir. Sıfır gibi düşün, küçük o gibi düşün. Nasıl hayal ediyorsan et. Cizim bulunduğu önceki harfi bulunduğu harfe bağlar. Öncesinde mesela bir elif var, üstünü varsa, B harfinde de cizim varsa E'yi B'ye sadece bağlar. E şeklinde okur. Evet, misal burada. Bakın arkadaşlar, cizim kırmızıyla yazılmış. E harfini B harfine bağla demek. Eb şeklinde. İ harfini esre ile B harfine bağlayacaksın. İb şeklinde. Ü harfini B harfine bağlayacaksın. Üb şeklinde. Burada şuna dikkat edelim. Kalınsa kalın, incesi ince okuyoruz. Bu cezim geldi diye veya biraz sonra şedde gelecek diye harflerin çıkışlarını, mahreçlerini bozmayalım arkadaşlar. Bakın bu incelere misaldi. Kalınlara misal verelim arkadaşlar. B'yi H'ye bağlayacağız. Kural aynı yine. B'yi H'ye bağla. Cizimin tarifi bu. Harfler incesi ince çıkaracaksın. Kalınsa kalın. Burada bir herhangi bir değişiklik yok. B'yi H'ye bağlayalım. Beh. Şimdi sen cizimi çıkaracağım diye B'ye ba deme. Bah deme. Tamam. Buna çok dikkat edelim. Öyle oturur çünkü düzeltemezsiniz. Bih, büh şeklinde okuyoruz. Geçtik bunu da. Bir de bizim şeddemiz var arkadaşlar. Şedde. Bu şedde de harfi bağ var. Aynı cizim gibi bir daha okutturur. Yani şedde bulunduğu harfi iki kere okutturur arkadaşlar. İki kere okutturur. Alın misal verelim. Bakın. E'yi B'ye, İbrahim alalım burayı, yakın alalım. E'yi B'ye bağla diyor. Bakın şu şedde E'yi B'ye bağla demek, B'yi de şu harekere oku demek. Cezimde arkadaşlar demin gördünüz, sadece cezim vardı. Üzerinde başka bir hareke yoktu. Bunda var. Bu hareke buna ait. Yani şedde de E'yi B'ye bağlıyorsun ve bu harfi bir daha okuyorsun. Şedde bu demek. O harfi iki kere okuyun demek. Eğer şedde olmasaydı ne yapacaktık? Bütün şeddeli olan kelimeleri iki kere yazacaktık. Otomatik olarak Kur'an iki katı uzayacaktı yani. Bakın bir şeddeyle olay nasıl ufalmış. Bunu öğrenmeye çalışıyoruz şu anda. Okuyalım. Ebbe. Dedik ya yine harflere değişikliği uğratmayın. Ebbe gibi değişik okuyuşlar yapmayın. Ebbe. Ebbi. Ebbü şeklinde. Kalınlara gelelim arkadaşlar. B'yi H'ya bağlıyorsun. Biri daha okuyorsun. Behha. Behha. Behhi. Hi. Bakın. Yarım ye dedik ya. Burada söylüyorum ben onu farkında olmadan. Öyle öğrenmişiz çünkü. Siz de öyle öğrenin. Behhı değil. Behhi. Tatlı bir yumuşatın orayı. Behhi. Behhu şeklinde okuyoruz inşallah. Evet arkadaşlar. Diğer çamamıza geçelim. Başka neyimiz vardı arkadaşlar? Harfimet görmüştük değil mi? Harfimet. Neydi harfimet? Vav, ye, elif. Üç taneydi. Bunlar uzatma harfleridir. Harfimet. Bakın, med uzatmak demek. Med, Arapçada uzatma, uzatmak demek. Harfimet, yani uzatma harfleri demek. Üç tanedir. Elif, vav, ya. Bunlar hareketsiz ise önceki harfi bir saniye uzatın. Alalım. Mesela vav'dan vermiş arkadaşlarımız. Şu vav'da hareket yok arkadaşlar. Kaf harfini uzatıyorsun. Ku şeklinde. Yekulü. Harfin ince olması veya kalın olması o harfin uzatılmayacağı anlamına gelmez. Kalınsa kalın olarak uzatacaksın. İnce ise ince olarak uzatacaksın. Yekulü örneğinde olduğu gibi. Tekulü örneğinde olduğu gibi. Burası ince harf mesela. Bakın bu kafı uzattık. Ku şeklinde. Kalın harfti ya ka. U koyuyorduk ya. Koyuyoruz ku. Uzatman lazım. Ku olarak uzatacaksın. İnce harfe geldik. Bakın. Yine uzatacağım ama harfi bozmadan. Q ise Q olarak uzatacağım. Yekünü. Bakın vav K'ye bağlanmış. Yekünü şeklinde. Alalım arkadaşlar diğer uzatmaya geçelim. Diğer harfimetimize geçelim. O da aynı şekilde geçerli. İnce ise ince, kalınsa kalın olarak uzatacaksın. Hareke neyse ona göre uzatacaksın. Bakın arkadaşlar. L harfine Y gelmiş. Li, L ince harfi.
li şeklini uzatacaksın. Bi, fi, ni şeklini uzatıyoruz. Devam edelim. Geçelim arkadaşlar. Üstüne geçelim. Üstünün uzatması da, yani özür dilerim, vavu, elifin uzatması da ne gördük? Vavu gördük, ye'yi gördük, elifi. Elif de aynı şekilde bir elif uzatıyor. Kalınsa kalın, inceyse ince. Mesela D'ye gelmiş elif. Da, me. D bağlanmayan harflerden olduğu için E ayrı yazılmış. Da, me. Bir de arkadaşlar şu da önemli. İnce harfleri elifle uzatırken biraz kalınlaştırın. Hani esnenin kalınında hi demiştik ya, bir yarım y koyun demiştik ya. Bunu da hafif kalınlaştırın. İncelerin elif uzatmasında. Not alın. İncelerin elif uzatmasında biraz kalınlaştırın o ince harfi. Yani d, m şeklinde değil de da, şapkalı a var yani. Kitap derken orada kita, şapka kullanılıyor ya kitap kelimesindeki. Veya işte ona uygun şapkalı a diyelim. Aklıma gelmedi. Oradaki gibi arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Şapkalı uzatıyorsunuz. Şapkalı A'daki gibi. Dame. Dame istemiyorum. Dame olmaz. Deme olmaz. Tam ortası. Dame. Tatlı bir şekilde kalınlaştırıyorsun. Ra harfi kalın. Burada direkt aynen okuyoruz. Ra, me şeklinde. Geçtik arkadaşlar. Bir inceye bir kalına misal verdik. Sırada ne vardı arkadaşlar? Lafzatullah'ı gördük. Zamir olan he'yi gördük. Bir de med görmüştük. Hızlı hızlı onlara geçelim. Çünkü bugün biraz... Yine okumamız lazım. Arkadaşlar şu anki kuralımız Lafzatullah'ın okunuşu. Lafzatullah'ın lamının okunuşu. Lafzatullah'taki şu elif ve lam okunmaz. Harekesi yoksa. Harekeli yerlerde gelecek. Mesela bakayım burada var mı? Vardı okurken. Neyse derste gen görmüştüm ama şu anda farklı şema mı geldi bilmiyorum. Neyse Lafzatullah'ın şu lamına lillahi şeklinde hareke gelebilir. Eğer yoksa arkadaşlar şu elifle lamı okumuyorsun. V'yi direkt lama bağlıyorsun. Buradaki kuralı söylüyorum. Lafzatullah'ın lamı ince olmasına rağmen burada ince okumayacağız. Nerede? Önceki harfte üstün varsa ya da ötre varsa Lafzatullah'ın lamını kalın okuyacaksın. Şu örnekte olduğu gibi. Vallah, vallah. Ama vavı kalın okumayacaksın. Va, va değil. Va diye bir harf yok arkadaşlar. Ne dedik? Harf incesi ince. Kalınsa kalın okuyacaksın. V'yi ince okuyacaksın, lama kalın bağlayacaksın. Nedir burada lama kalın okutturan? Şu V'nin harekesi. Vallahi, vallahi. Burada bir tane daha verelim. Gelelim şuna İbrahim yakın çekim alalım. İnde. Şu harfimiz ince harf olmasına rağmen ince okuyoruz ama bu üstün olmasından dolayı Lafzatullah'ın lamını kalın okuyacaksın. İnde. Bakın burada bir okunuş bozukluğu yapmıyorum. Siz de yapmayın. İnde. Burayı doğru okuyun ama D'yi de lafzatu Allah lafzının lamına kalın bağlayın. İn dalla. Dalla. Dalla değil. Yani İn dallahi okumayın. İn dallahi olmaz. İn dallahi. D'yi ince, lamı kalın okuyacaksın. Ötresi vardı bunun arkadaşlar bir de. Dedik ya lafzatullah'tan önceki harfin harekesi üstünse veya ötre ise kalın okutur demiştik. Ötreye misal burada var mı? Evet, şu anda göremedim. Resulü mesela. Resulü, tamam mı? Resulullah diyeceğim. Resulü kelimesindeki lü var ya, lü. O lü'deki ötre, Resulullah kelimesindeki lafzatullah kalın okutacak. Resulü, bak buraya kadar aynen oku. Resulü, lafzatullah lamını kalın oku. Okuyorum. Resulullah, Resulullah. Tamam mı? Resulullahi. Bir tane daha vereyim. Ehlü. Ehlü, L'de ötre var. O lü'yü Lafzatullah'ın lamına bağla ama ehlünün lü'sü ince, Lafzatullah'ınki kalın olsun. Ehlullah. Aynen bu şekilde. Ehlü. Bakın ehlü diyorum. Lü'yü la'ya bağlıyorum. Ehlullahi şeklinde. Evet arkadaşlar, bir de esre vardı. Lafzatullah'tan önceki harfin harekesi esre ise ince okunur. Yani iki yerde kalın okunuyor. Ötre üstün olduğu zaman. Esre olsa Lafzatullah'tan önceki harfin harekesi kalın mı ince mi ona bakılmaksızın. Esre ise ne yapıyorsun? İnce okuyorsun. Bakalım İbrahim gösterelim. Lafzatullah'tan önceki harfin harekesi esre. Ne yapıyorsun? Lafzatullah'ı ince okuyorsun. Yani ni'yi l'ye ince bağlayacaksın. Anillahi anilla
Vallah, bakın aradaki farkı görün. Vallah, vallah, A koydum sonuna. Buna da şapkalı A. Anillah, anillah değil. Çok ince değil. Şapkalı A tabiri kullanıyoruz da. Anillahi şeklinde okuyacaksın. Mesela billahi, billahi, tellahi, bu kalın. Tellahi kalın. Evet arkadaşlar, geçelim diğer kuralımıza. İki tane daha kaldı. Dersi yedik vallahi. Neyse, nasip. İhtiyaç varmış demek. Arkadaşlar bu da med. Uzatmak demek. Harfi medden farkı, hem kırmızı yazılır hem uzun yazılır bu demiştik. Ve dört elif uzatılır. Yani Türkçe tabirle 3 saniye en az bunu uzatmanız lazım. 3 saniye. Hadi çok hızlı okudun, 2 saniyeden aşağı düşme ki bir eliften uzun olduğu belli olsun. Oldu ya, çok çalıştın, yarım saatte bir cüzü okuyacak duruma geldin. O zaman bunu belki de 4 elif uzatma ihtiyacı hissetmeyeceksin. Çünkü okunuşunu uzatacak belki diye. Ama o zaman bile en az 2 saniye uzatmanız lazım. Ki harfimet 1 saniye uzatılır demiştik. Bunu bari 2 saniye uzat ki aradaki fark belli olsun ki mana itibariyle bunun uzatılması lazım. Peki bakın çok kolay bu. Ca-e. Bu kadar. Ca-e. Uzatacaksın. Harf-i metten farkı biraz daha fazla uzatmak demek. Harf ince ise ince uzatacaksın. Kalınsa kalın uzatacaksın. Dedik ki ince harfleri bir elif uzatırken üstünde bunda da aynı. Biraz kalınlaştıracaksın. Mesela C-e değil. C-e değil. Ca-e. Bu da değil. Ca-e. Tatlı bir şekilde A koyacaksın oraya. Ca-e. Bakın bu da ince. Şa-e. Sü-e. Burada yine ince okuyorsun. İnce ise ince okuyorsun. Ci-e. Bizim olayımız ne zaten? Met görüyoruz şu anda. Ci-e. Evet arkadaşlar, bunu da gördük. Özetlerimiz bitti inşallah. Çok detaylı bir özet oldu. Duramıyorum. Her şeyi anlatmaya çalışıyorum. Bakın neredeyse 15 dakika 20 dakika olmuş. Var mı başka görmediğimiz arkadaşlar? Rejideki kardeşlerimiz beni duyuyor mu? Peki arkadaşlar, tahtamızı şöyle bir çevirelim. Evet, alıştırmalara geldik. Arkadaşlar biraz mesajlara bakalım. Yoruldum, dinleneyim biraz. Evet sevgili arkadaşlar. Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar. Güzel gidiyor. Mesajlar da gelmiş bu arada. Şöyle bir özet olarak bakayım. Yağmış yağmış elhamdülillah. Ömer Faruk Kandemir Diyarbakır 9 yaş demiş. Rabbim muhafaza etsin inşallah. Hocam biz dün annemin Yasin okuyorduk. Bu arada senin ne olduğunu bilmiyorum. Ben anneme dedim ki iki ötürü annem diyor ki yok o başka, bakayım neymiş. Resim atmışlar. Evet arkadaşlar bu iki ötüre. Yani ötürenin yanına farklı bir şekilde de yazılabilir. Ötüreyi yazdıktan sonra şöyle bir tırnak atmış oraya bakın. Arkadaşımızın gösterdiği şu. Şunu göstereyim de canlı canlı ders yapmış olalım. İbrahim şunu göster. Biz ötüreyi nasıl göstermiştik arkadaşlar? Benim gösterdiğim ötüre şöyleydi. Şunu da göster. Bakın benim gösterdiğim ötüre şöyleydi. Tamam mı? Şunu bir göster İbrahim. Gördük mü? Güzel. İzleyicimizin gösterdiği de şu. Yani şöyle yapmış Kur'an-ı Kerim matbaalı arkadaşlar. Böyle yapmış. Bu da iki ötüre demek arkadaşlar. Bakın arkadaşlar canlı canlı ders yapmak çok güzelmiş maşallah. Allah hepinizden razı olsun. Evet arkadaşlar, ben dinleme payı istiyorum. Değil mi arkadaşlar? Dinleneyim de biraz. Evet maşallah çok güzel. Arkadaşlar yeni yeni isimler de geliyor. Allah hepinizden razı olsun. Bekliyorum inşallah. Bütün isimleri inşallah kaydetmeye çalışacağız elimizden geldiği kadar. Bugüne kadar atladığımız yok. Bu arada şeyler de geliyor hocam. Bayramdan önce olsun sonra olsun mesajları da geliyor. Tek tek yazıyorum arkadaşlar. Şu anda yani baş başa değil biraz ara açık. Bayramdan önce olsun diyenler ağırlıkta. Oylama yapıyoruz yani. Bizde her şey şeffaf biliyorsunuz. Olursa kabul edersek inşallah. Yani kabul ederken zaten size sordum ben. Hangisi daha ağırlıkta basarsa onu yapmaya çalışacağız inşallah. Evet arkadaşlar alıştırma yapalım mı? Yunus'cum elhamı alalım elhamı. Buraları zaten pratiklerde görmüştük. Vaktimiz de daraldı. Elhamı çalışalım inşallah. Arkadaşlar dün burayı görmüştük biliyorsunuz. Elham'ı da görmüştük. İhlas var mı? İhlas varsa ihlasla yürüyebiliriz. Elham'dan bir başlayalım. Arkadaşlar Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresidir. 7 ayettir. İsmi Fatiha'dır. Açılmak demektir. Açılıştır. O yüzden ilk bunu koyduk. Sonra yarın öbürsü gün inşallah İhlas Felak Nas. Kısa sureleri inşallah bitirmek istiyorum bu 3-4 gün içerisinde. Çünkü
namaz kılarken bize onlar çok lazım olacak. Bizim dersler bittikten sonra sen Elhamdülillahi Rabbil Alemin bitirdiğin sayfa var ya, bundan sonraki sayfa Elif Lam Mim'dir. Zellik el-kitab diyor, devam eder. Bakara suresi Kur'an'ın en uzun suresidir. Oradan yavaş yavaş okumaya başlarsın. Ama biz ne yapalım ilk önce? Elhamdülillahi Rabbil Alemin'i bir güzel öğrenelim. Hatalarımız varsa irili ufaklı, yaş sınırı yok biliyorsunuz. 1 ay ile 82 yaş arasında şu anda biz ders sunumu yapıyoruz. Elhamdülillah. Allah sizden razı olsun. O yüzden namaz kılarken hatalarımızı en azından düzeltmek babından İhlas, Felak, Nas, Kafirun, İzaca, Tebbet gibi okumaya gayret edeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Besmelesiz hiçbir iş yapmayın arkadaşlar. Besmele bütün işlerin başıdır ve her işimiz Allah'ın izniyle, Allah'ın ismiyle kesiyorsun, kabul olur. Her işin kabul olur inşallah. Peki, bereketli olur inşallah. Arkadaşlar burada ne dedik? Elif-i Lam'a bağlıyoruz. El, haimeye bağla, hamdü. El, hamdü. Bazı Kur'an'larda yazılış farkından dolayı farklılıklar olabilir. Ama siz o harfleri iyi tanıdığınız sürece bu karışıklığa asla mahal vermeyeceksiniz. Bu dediğimi yapabilmeniz için de harfleri çok iyi tanımanız gerekiyordu. Aynaya baktığın zaman, aa bu benim diyorsun ya, aynı o şekilde harfleri tanırsan buralarda bizim tarif etmeye, öğretmeye çalıştığımız şeylerde hiç takılmazsın. Mesela bunun L olduğunu nereden anlayacaksın? Ne dedik biz arkadaşlar? Elif kelimenin başında hiçbir yere bağlanmaz. Elif'in geldiği yer ya kelimenin sonudur, kelimenin başında ya ortasındaysa ayrı yazılır. Bakın Elif buraya ayrı yazılmış. Bunun bir daha bu L dememe gerek yok. Siz bu dediğim şartları, kuralları, pratikleri kenara koyup not alıp baktıysanız zaten bunu anlatmamıza gerek yok. Tamam? Yani direkt tanımanız lazım Allah'ın izniyle. Elif'i L'ye bağla arkadaşlar. El. Ha'yı M'ye bağla. Ha'yı kalın, M'yi ince bağla. Hamdü. Bunu yaparken şu hataya düşebilirsiniz. Elhamdülillahi. Olmadı. Elhamdü yok. Elhamdü. Tamam mı? Elhamdü yok. D ince harflerimizdendi. Öteye gelmiş, Ü ses alacak. Elhamdü. Bu Kur'an'ın içinde diye sen onu kalınlaştıramazsın. Öyle bir yetkin yok. Kural neyse arkadaşlar onu yapacaksın. Eğer yanlış okuyorsan bu senin yanlışındır. Bunun doğrusu elhamdü. Tamam. Elhamdü. Geçtik. Demin dedik yani şemada bulamamıştık. Lafzatullah'a bazen lam gelir, o okunur. Yoksa önceki harfi buna bağlayacaksın. Mesela bu olmasaydı arkadaşlar nasıl yapıyoruz? Bakın kural aynen geçerli. Elhamdülillahi olacaktı. Elhamdülillahi. Ama burada tabii kelime manası L'de hareket olması gerektiği için lillahi diyor. Ben örnek olsun diye anlattım. Yani şu lafzatullahın lamına da her zaman olmasa da ara sıra hareke gelebilir. Peki elhamdü lillahi. Lafzatullah'tan önceki harfin harekesi. Bakın lafzatullahın lamı şu ya. Şu lamdan önceki harfin harekesi esre ise nasıl okunur dedik? İnce okuyacaksın. Lilla, lilla değil. Lilla olmaz. Lilla, tamam mı? Esre ise ince okuyacaksın ama çok ince de değil, biraz kalınlaştır demiştik. Okuyalım. Elhamdülillahi. Geldik, güzel. Rabbi, bunu da asla P demeyin. Rabbi, Rabbi, Ra kalın, B ince, şeddeli oku. Rabbi, geçtik. B'yi arkadaşlar, şu elif yok, harekesi olmadığı için yok hükmünde herhangi bir çekecek işine de yaramıyor çünkü B'de hareke var. Şu B'de hareke olmasaydı bu elif bunu çekerdi. Ama B'de hareke olduğu için, yani şeddeli hareke olduğu için B'yi ne yapıyorsun? Direkt alemin kelimesinin lamına bağlıyorsun. Rabbil, Rabbil. Bunu okurken de hangi ruh haliyle bilmiyorum, bunu P şeklinde okuyanlar var. Çok gördük. Çok da misal verdim. Bir daha da rencide etmek istemiyorum o grubu. Rabbi diyor adam. Rabbi diyor. Şu işin eğitimini almış insanlar. Rabbi. Öyle bir şey yok ya. Sen dua ederken Rabbim diye dua edemezsin ya. Rab diye bir kelime yok çünkü. P kelimesi şeyde yok. Arapçada yok yani. B'dir o. Elhamdülillah ya da hızlı okurken Elhamdülillah Rabbil Alemin. Bu ne ya? Kur'an'da P yok arkadaşlar. Dikkat edeceksiniz. Bak biz burada bir emek sarf ediyoruz tabiri caizse. Acizane bir şeyleri göstermeye çalışıyoruz. Allah rızası için. Not alın. Ne diyorsak onu uygulayın. Burada yanlış yok. Kur'an-ı Kerim'de P kelimesini bulamayacaksınız. Yok. O zaman ağzından çıkanı kulağın duyacak,
Ben buna P mi dedim, B mi dedim, D harfine D mi dedim, T mi dedim, bunlara dikkat et. Veya H harfine H mi dedim, H mi dedim. Duysun kulağın. Al kendini ses kaydı yap. Bir satır oku. Bak ya burada ne demişim? Al o kelimeyi. Sadece şu kelimeyi al mesela. Rabbil Alemin. Al durdur orada. Ben burada ne demişim? Ben çünkü tek tek evinize girip tek tek WhatsApp'tan veya şey ulaşma şansımız yok birebir de. Ancak biz burada genel bir sunum yapıyoruz. Siz aldığınız kadar öğreneceksiniz yani. O yüzden arkadaşlar harflere aman ha dikkat edelim. Lütfen ve keremen. Yani binayı yaparken temeli biraz bir milim yamuk yaparsan 30. katta bir metre yamuk olur. 10 sene sonra da o bina devrilir. Zaten ruhsat da vermezler. Tamam. Evet devam edelim. Rabbil bilime bağla. Rabbil a bir elif miktarı çekiyorsun yine kalın çekiyorsun. Burada ince harf olsaydı biraz inceltecektik. A şeklinde ama direkt kalın. Rabbil a a sesiyle okuyacaksın. Le min. Duraklarda hareke iptal. Şunlara durak demiştik değil mi arkadaşlar? Bakın burada içinde durak ayet numarası yazıyor. Fatiha suresi 7 ayetten oluşuyor arkadaşlar. Şu anda 1. ayetin bittiğini gösteriyor. Şurada bakın 2 yazıyor burada. 2. ayete geçiyorsun diyor. Evet ayet sonuna harekeler, ayet sonundaki harekeler cezime döner. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu şekilde de bunu okunuşu. Bir daha okuyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Var mı bir hata? Varsa söyleyeyim ben de düzelteyim. Elhamdülillahi. Bakın elhamdü demedim. Rabbi demedim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Geçtik harikasınız. Evet buradaki lam okunmuyor arkadaşlar. Buradaki lam okumuyoruz. E'yi ra'ya bağlıyoruz. Erra. Çünkü harekesi yok. Bunlar tecvid kurallarıdır. Oralara girmiyorum. İdgam-ı şemsiye harfleri var. İdgam-ı kameriye harfleri var. Bunlardan önce gelen bu lamı elif lamdan sonra bu harflerden şu gelirse okunur, bu gelirse okunmaz diye tarifleri var. Oraya girmiyorum, çıkamayız. Çünkü biz daha 15-20 gün, bir ay önce elifi tarif ederken elma resmi çiziyorduk, değil mi? Demin de söyledim. Biz şimdi bu derslerin üzerine bir daha tecvid kurallarına girersek iç çorba olur. Oraya girmek istemiyorum. Sadece şunu söylüyorum. Harekesi varsa oku, yoksa okuma diyebiliyorum. Evet. E'yi ra'ya bağla. Erra. Bitti mi bitmedi. Bunda cezim var. Nasıl okuyacaksın? Bunu bir daha buna bağlaman lazım. Cezim neydi? Önceki harfi kendine bağlardı ya. Erra diye okudun. Bu ra'yı tekrar ha'ya bağla. Errah. Errah. Bakın. Ha. Direkt orijinal çıkış. Sizde de böyle olsun. Ma. Bakın şu asar. Harfi med yerine geçiyor. Elif'in uzatacağı vardı ya. Elif uzatıyor demiştik ya. Şu m'yi bir elif uzatacaksın. Ma şeklinde. Biraz kalınlaştırarak. İnce harf olduğu için. Nirra. Bakın aynısı geçerli. Ni'yi ra'ya bağla. Buradaki elifte ve lamda hareke olmadığı için okumuyorsun. Şu ni'yi ra'ya bağlıyorsun. Nirra. Ama ra'yı kalın okuyorsun. Nirra. Devam edelim. Hi. Kalın harfleri esreyle okurken biraz inceltelim demiştik. İncelterek okuyalım. Him. Ayet sonunda neydi? Harekeler cezime dönerdi. Okuyalım. Errahmanirrahim. Errahmanirrahim şeklinde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Şu tahtamızı biraz kaydıralım. Üçüncü ayetimize geldik arkadaşlar. Maliki. İnce harf. Uzatılıyor. Biraz kalınlaştırıyorsun. Maliki. Gördüğümüz gibi. Maliki. Basit. Yevmi. Yevmi. Yevmi'ye bağladın. Yevmi. Mi'yi de D'ye bağlayacaksın. Yine aynı bakın. Şu parmağımın ucundaki iki harfi hareket olmadığı için okumuyoruz. Mi'yi direkt D'ye bağlıyorsun. Middini. Ama ayet sonunda ne dedik? Cisim oluyor dedik. Maliki yevmiddin şeklinde okuduk. Geçelim arkadaşlar. Burayı dün de vermiştik. Bugün de verdiğimiz iyi oldu. Yarın Allah nasip ederse diğer kısa surelerden devam ederiz. İyyâke. Y ince harf uzatılıyor. İnce harfi uzatırken biraz kalınlaştırıyoruz. İyyâke. N'yi A'ya bağla. Burada da hata yapabilirsiniz. Şu N'yi ince harfi sonrasındaki kalın diye asla bu N'yi kalınlaştırmayın. Yani na'budu demeyin. Na'budu diye bir okuyuş şekli yok. N'yi ince söyle A'ya bağla. Ne? Budur doğrusu. Büdü. Okuyalım. İyyâke na'budu. Devam. Ve iyyâke. Bakın. Ve, i, i'ye bağla uzat. İyyâ.
K ayrı. Ve İyyâke. Tamam mı arkadaşlar? Neyse'ye bağla. Nes. Te-i-nü. Okuyalım. İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Bir daha. İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Geçtik. İhdina. Şurayı kapattım. Burası ihdina, tamam mı? Doğru mu? İhdina. Ama şunda neyi sağa bağlıyorsun arkadaşlar. O yüzden çekiş yok burada. Şu iptal, şu iptal, şu iptal. Şu neyi direkt sağa bağlayacaksın. İhdines neyi ince sağı kalın olarak okuyacaksın. Nas bu. Nas olmaz. Ne? Çünkü her zaman ince harftir. Her zaman ince harftir. Öncesi, sonrası, ötürüsü, virgülü hiçbir şey yok. Ne ince harftir? Öncesinde kalın, sonrasında kalın olsa bile. Öncesinde ince, hareket ne olursa olsun. Ne harfini ince okuyacaksın, sağa kalın bağlayacaksın. Nes-si. Nes-si. Ne dedik? Kalınları esrede biraz yarımaya koyuyorduk. İhdine-si. Ra. Ra. Burada bir kural var, onu geçtim. Ra. Ba. Ta'yı lama bağladık. Bal. Şu elif yine hükümsüz. Ta'yı l'ye bağlayacağım biraz. İhdine-sıra. Bal. Buraya kadar. Müs te kime gözüküyor mu ekranda? İhdinas sıratal müstakim. İhdinas sıratal müstakim. Geçelim son ayetimize arkadaşlar. Yavaş yavaş toparlayalım. Elhamdülillah. Ben anlaşıldığını umuyorum. Tahmin ediyorum. Öyle iman ediyorum inşallah. Büyüklerimiz var. Bugüne kadar hiç öğrenememiştim ya da biraz eksiğim vardı, tamamladım. Aa bu böyleymiş diyen çok mesaj geliyor bana ve ben çok mutlu oluyorum gerçekten. Demek ki arkadaşlar neymiş? Hitap muhatabın hakkıdır. Ben orada o başarıyı görmesem bizim burada ağzımız kilitlenir. İki kelime yapamayız. Ben buraya derse çıkarken tabii ki hazırlık yapıyoruz falan ama doğaçlama ne gelirse Allah gönlümüze ne akıtsa onu söylüyoruz. Demek ki sizin istediklerinizi Allah bizim ağzımızda sizin kulaklarınıza gönderiyor. Bu da başarıyı getiriyor. Şükürler olsun. Peki. Sıra. Çubuğumu alayım arkadaşlar. Sıra. Sıra. Tamam mı? Sıra. Tayinle'ye bağla. Talle, bakın ta kalın, ince, le ince. Talle, talla değil arkadaşlar. Talla olmaz. Talle, zine, sıra talle zine, en, amte. En, amte. Buraları kolay yerler, durmadım, detay yapmadım. Aleyhim, aleyhim, bunu da gördük daha önce. Gayri, ri, burada l'ye bağlayacaksın. Şu elif harekesi olmadığı için çekecek hükmü de yok. Çünkü şu cesim olmasa arkadaşlar bu ri'yi belki de uzatacaktı. O zaman harekesi üstün olacaktı belki ama şurada cesim olduğu için ri'yi direkt lama bağlayacaksın. Ril, gayril, mel, evet. Şurada da çok hata yapılıyor. Şu m'yi şurada ha var diye kalın okuyor bazı arkadaşlarımız. Mağ diyor, mağ. Bakın sen de kontrol et kendini. Bilen kardeşim sen de belki de öyle yapıyorsun. Mağzubi yok. M'yi en azından biraz inceleştireceksin. Yani M diyemesen de mağzubi zaten denmez. En azından şapkalı M şeklinde okuman lazım. Mağ, mağ. Ama mağ da denmez burada. Tamam. Gayril mağzubi, mağzubi aleyhim ve L. Şu L'yi direkt Z'ye bağlıyorsun. Lam elifin elifi, diğer elif ve lam. Şu üçü bir, iki, üç tanesi okunmuyor. Şu lam elifin L'sini Z'ye bağla. Ve le zallin. Sonra Z'yi de L'ye bağladık ve durduk. Ayeti toplam okuyalım. İbrahim göster ben okurken. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ne yaptık buradaki zada arkadaşlar? Dört elif uzattık. Yani biz buna ne diyorduk? Med diyorduk. Med de ne yapar? Med de dört elif uzatır demiştik. Evet arkadaşlar biraz mesaj okuyalım mı? Dersimiz bitti arkadaşlar. Bizim ders kardeşlerimiz, talebelerimiz de bir değişik. Geçen biliyorsunuz güzel bir fırça yedim. Hoca diyor dersi engelliyorsun diyor. Mesaj okuma diyor. Arkadaşlar bu mesajlar benim kendi hakkım yani. Evet.
Hocam selamünaleyküm. Anneannem, annem, ablam 7/24 sizi izliyoruz. Elif Kandemir Diyarbakır'dan katılıyorum. Allah razı olsun. Bizim Diyarbakır'dan bir talebemiz vardı. Musab kardeşim hastaneye kaldırılmıştı. Dün haber alamadım. Bir iki gün takip ettik ama inşallah iyileşmiştir. Arkadaşlar şu an ekrana Kulhüvallahu Ehad geldi. Buna vaktimiz yok. Yarın inşallah, özür dilerim, pazartesi günü inşallah İhlas Suresi'nden başlarız. Gaziantep'ten Sıddık Arda Ayşenur Altıntaş kardeşlerimiz takip ediyorlarmış. Subhanallah. Şu aramaları yapmasa kardeşlerimiz güzel olacak da. Hocam hayırlı sabahlar. Kahramanmaraş ilçesi Göksun'dan Huriye Güngör sizi izliyorum. Kolay gelsin. Hocam çekiliş Arefe günü yapalım demiş. Evet. Şu anda o ağırlıkta gidiyor. Dün bir kardeşimiz ses kaydı atmış. Dinleyemedim. Çok özür diliyorum. Dün bir de cuma işlerimiz de biraz yoğundu. Kur'an okurken diyor heyecandan kalbim duracak gibi hissettim diyor. Bugün vaktimiz biraz geniş inşallah. Dinlemeye çalışırız. Arkadaşlar dersimiz bitti. Hoca arkadaşımız da geldi şu an stüdyoda. Bizi zamiri görmedik bugün demiş. Evet. Yarın görürüz inşallah. Şu an tek nefeste anlatırım ama gerek yok. Evet. Adres yazmıyorsunuz arkadaşlar. İlk defa gönderecek arkadaşlarımıza malumat verelim. Çekilişe katılmak istiyorsanız adınızı, soyadınızı, yaşınızı ve bulunduğunuz şehri yazın. Adres yazmanıza gerek yok. Burada çekiliş yaptıktan sonra inşallah ben adını, soyadını, yaşını ve şehrini söyleyeceğim. O numara zaten hepiniz burada kayıtlısınız. Yani yüzlerce numara var benim şu an telefonumda. Ben bir şekilde size ulaşırım, adresi alırız. Bisikletlerimiz, bisikletçi de şu anda, dün buraya koyduk, 8-10 yaş grubu için, 12-13-15 yaş grubu için ve ondan sonrası için 3 farklı bisiklet ayarladık. Bunlar numuneydi. Bunlar gelmeyecek size. Oradan size demonte vaziyette gelecek. Bisiklet haline gelmeyecek. Onu bisikletçiye verip birleştireceksiniz. Kargoyu bisikletçi kardeşimiz yapacak. Onunla biz ilgilenmeyeceğiz. Diğerlerini biz göndereceğiz inşallah arkadaşlar. Mesela herkese de şey göndermeyeceğiz. Erkek bisiklete gitti. Kız öyle de olmayacak. Mesela 8 yaşında bir kız yavrumuza çıktı. Ona o yaşa uygun kız bisikleti göndereceğiz. 18 yaşında erkek bisikleti çıktı. Ona o yaşa uygun erkek bisikleti göndereceğiz inşallah. Evet arkadaşlar vaktimiz doldu. Okuyamadıklarım hakkını helal etsinler. Ben helal ettim, siz de helal edin inşallah. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Yarın izinlisiniz. Yarın bugüne kadar gördüğümüz 30 ders, bir gün gelemedim, 29 dersin özetini inşallah yapın. Pazartesi günü yine kısa bir tekrar. İhlas, felak, nas, oradan inşallah devam edeceğiz. Benden bugünlük de bu kadar. Hakkınızı helal edin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.